Sayın Muzaffer hocamla dilimizi nasıl kullanmalıyız? Bununla alakalı sohbetimize devam edeceğiz, ediyoruz inşallah. Konumuz bugün bu. Söz boğum boğumdur, yutkun yutkun söyle. Şu gırtlak, hani ciğerimizden gelen hava borusu var ya. Evet. Hep boğum boğumdur biliyorsunuz. 32 boğum mu varmış? Kertek kertek böyle, evet. Ha, kertek kertek. Evet. Söz boğum boğumdur, yutkun yutkun söyle yani. Onun düşün düşün söyle değil mi hocam? Bravo, tabii. İmam-ı Azam Hazretlerinin yüzük kaşında Peygamber Efendimiz'in şu mübarek hadisi yazılıymış. Kulil hayr ve illa feskut. Allah Allah. Ya hayır konuş yahut sus. Yani faydalıyı konuş, faydasızdan sakın. Onun için Aşık Yunus ne güzel söylemiş. Söz var kese savaşı, söz var kestire başı, söz var ağolu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Ya. Peki gençler ağı bilmezler, evet. Bilirler mi? Ağı zehir değil mi? Zehir, evet. Ağı zehir. Azam Hazretleri'nin bir sözünü ezberlemiştim efendim mezhebi imamımızın. Allah makamını cennet eylesin. Amin hocam. Çok hoştur. Şöyle diyor, ben orijinalini de söyleyeyim de metnini. Men ittesale ittesale bir riayetil edep ve men lem yettesil lem yettesil biterkil edep. Allah Allah. Yani şimdi edep ne? Hazreti Bektaş Veli Hazretleri ne diyor? Eline, diline, beline sahip, evet, ol, evet. Edepli ol. Edepli ol. Şimdi diline sahip olmayan bir insan edepli olur mu? Hı? Maalesef. Eline sahip olmayan bir insan edepli olur maalesef mu? Maalesef. Hani onu şöyle yazıyoruz hocam. Kur'an harfleriyle elif, dal, be değil mi? Edep. Edep oluyor. Evet, edep. Elif, eline sahip ol. De, diline sahip ol. Beline sahip ol. Heh. Eline, diline, beline sahip ol. İmam-ı Azam Hazretleri de bunu ne güzel böyle izah etmiş. Bir insan bir idealine, gayesine kavuşmak istiyorsa edebe riayet etsin. Eline, diline, beline sahip olsun. Eğer bir idealine, arzu ettiği bir işe kavuşamıyorsa demek ki eline, diline, beline sahip olmadı. Ondan dolayı idealine kavuşamadı. Ya. Bir daha söyleyelim mi? Çok hoşuma gider çok, bu. Çok güzel hocam. Men bir ittesale, daha. İttesale bir riayetil edep ve men lem yettesil lem yettesil bir terkil edep. Allah güzel. Çoluğumuza, çocuğumuza, abi, cümlemize hani böyle edep, bir hareket etmek nasip hocam, eylesin. Kibari kelam. Konuştuğun sözden ibret alsınlar. Ha. Eğer ibret alınmıyorsa sükut et de seni adam sansınlar. O da bununla beraber, evet, evet, ek değer olur. Yani orijinali şöyle hocam. Evet. Söz bilirsen söz söyle ki herkes senden ibret alsın. Söz bilmezsen sükut eyle herkes seni bir şey sansın. Ya, hatta adam sansın, adam diyen sansın de var. Öyle işte diyelim. Evet. Tabii ki hocam dil çok önemli. Ya. Rabbimiz bize bu dili vermiş. Ama bunu istediğimiz gibi kullanamayız. Kemiği yok. Hocam çok, dil bir tane, göz iki tane, kulak iki tane, burnun deliği iki tane. Şimdi iki göz, iki duy, iki kere nefes al ama bir kere konuş, tam konuş. Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala her söyleyenin dili yanındadır. Subhanallah. Ağzımızdan ne çıkıyorsa Allah, Allah diyenle beraberdir. Allah Allah. Demek ki yanımızda her an. Hani Mustafa Çağrıcı Bey, belki zataniniz de vardınız. Fesane'de bir konferans verdi din adamlarına. Dua ederken dedi, ya Rabbi dedim kul, buyur kulum Allah karşısında dedi. Allah Allah. Bize bizden yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. İz yetelakkal mütelakkiyani anil yemin ve anil şimali gayayid. Yani Allah bize bizden yakın olduğuna göre Allah-u Teala her söyleyenin dili yanındadır. O halde kul Allah'tan korksun. Ne söylediğine dikkat etsin, düşünmeden konuşmasın. Ya az önce söyledik ki hocam, boğazda söz boğum boğumdur. Boğum boğum, boğum. Yutkun yutkun yani söyle. Yani yutkun yutkun söyle. Onu güzel ifade ettiniz. Evet, düşün esam, düşün yani. Düşün, yani evet hocam, o yutkunmayı düşmene olarak. Yani hani söz var, insanı mahcup ediyor. Allah. Keşke söylemeseydim diyor. Söz var, insana tatlılık veriyor. Allah. Şimdi demek ki Rabbimiz kulunu böyle imtihan ediyor. Allah Allah.